Trabzonspor, ligin topla en çok oynayan takımı, isabetli pasta da ikinciler. Bu maçtaki rakipleri topla oynamada 6., isabetli pasta ise 3. Pas sayısına göre Vavakars Fatih Karagümrük'ün şut istatistikleri düşük. Yani o pas oyunu bitirilen hücuma dönüşemiyor gözüküyor. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayılarında da hem Trabzonspor'un 10.luğu hem de Karagümrük'ün 16.luğu şaşırtıcı. Her iki takımın orta istatistiklerinde son iki sırayı paylaştıklarını görüyoruz. Topla çok oynayan bir takım için Trabzonspor'un ortalamaları da sıralamaları da iyi kabul edilebilir. Vavakars Fatih Karagümrük çok daha alt sıralarda. Önde top kazanmada ligin en düşük ortalamaya sahip 3 takımından biri olan Vavakars Fatih Karagümrük aynı zamanda ligin en az faul yapan ikinci takımı. Her iki takım da topla çok oynuyor ve çok pas yapıyor olmanın dolaylı sonucu olarak bu tablomuzdaki istatistiklerde de üst sıralardalar. Trabzonspor hem deste hücumda hem direkt hücumda üst sıralarda. Bu da elindeki oyuncuların her iki oyuna da müsait olmasından kaynaklanıyor. Vavakars Fatih Karagümrük'ün akan oyun dizilerinin başlangıç mesafesinin 40 metrenin gerisinde olması dikkat çekici. Trabzonspor'un puan tablosundaki dominasyonunun şut ve gol beklentisi istatistiklerinde yansımasını görmediğimizi sezon başından beri dile getiriyoruz. Gol beklentisini aşan 5 takımdan biri olmaları sezonun bir hikayesi, diğeri de hala kalesine en kalitesiz şut çektiren takım olmaları. Trabzonspor kalesine çekilen şutların ortalama XG'si 0,087 iken rakibi Fatih Karagümrük'te bu ortalama 0,118. Vavakars Fatih Karagümrük kendi kalesinde daha net şuta izin veriyor olabilir ama rakip kaledeki kendi ortalaması da ligin üçüncüsü. Trabzonspor'un son haftalardaki oyun düşüşü bu hafta olası bir şampiyonluk ilanı anlamına gelebilecek. Vavakars Fatih Karagümrük galibiyeti gerekliliğinin stresiyle devam eder mi tahmin etmek zor. Sahasında taraftar desteğini de arkasına alarak cumartesi pazar günkü maçları bekleme lüksünü almak isteyecek Bordo Mavililerin karşısında az da olsa ilk 4 iddiası olan bir rakip olacak. Derbiden galip ayrılan ve İttifak Holding Konyaspor'un yenilmesiyle kendini ikinciliğe atmayı başaran Fenerbahçe, düşme potasında ve kendi canının derdinde bir Göztepe'yi ağırlayacak. Trabzonspor'un cuma akşamı puan kaybetmesi durumunda Fenerbahçe'nin galibiyeti farkın azalmasını sağlayacak. Göztepe ise bu zor deplasmandan 3 puan çıkartıp ertesi gün GZT Giresunspor'un Beşiktaş'a yenilmesini bekleyecek. Tam bir koyun can derdinde, kasap et derdinde maçı diyebiliriz. Fenerbahçe %55'e yakın topla oynama ortalamasıyla ligin 5.'si. Göztepe'nin ortalaması %50'nin altında. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ardından ligin rakip ceza sahasında topla en çok buluşan ikinci takımı. Göztepe, ligin en az isabetli pas yapan üçüncü takımı. Fenerbahçe'de Trabzonspor gibi topla çok oynayan bir takım için başarılı savunma aksiyonu ortalamalarına sahip. Ligin ön alanda en ciddi pres uygulayan takımlarından Fenerbahçe, sahanın son 40 metresinde maç başına 9'un üzerinde bir top kazanma ortalamasına sahip. Bu maçtaki rakipleri ise bu alanda Fenerbahçe'den yüksek ortalamaya sahip tek takım ancak bunu Maestro döneminde yakalamışlardı. Thomas döneminde bunun yansımasıyla ilgili bir şey söylemek için henüz erken. Fenerbahçe adına bu tablodaki en negatif şey, maç başına 15 civarı faul yapıyor olmaları. Yine rakipleri de ligin en çok faul yapan 3. takımı. Ön alan baskısından bahsettiğimiz iki takım, bunun dolaylı sonucu olarak akan oyun dizisi kendi kalesinden en uzakta başlayan iki takım. Göztepe, ligin en az 10 pas üstü dizi yapan 2. takımı, ancak direkt hücum sıralamasında da alt sıralardalar. Her iki takım da penaltısız gol beklentilerinin altındalar, ancak Fenerbahçe'nin durumu Göztepe'ye göre daha iyi.
Fenerbahçe'nin maç başına 1,65 penaltısız gol beklentisi ligin en yüksek ortalaması. Şutlarının ortalama XG'si 0,122 olan Fenerbahçe ayrıca ligin şutlarını da en iyi seçen ikinci takımı. Göztepe'nin beklentinin yaklaşık 10 gol altında atmış olması onları bu alanda 17. yaparken çektikleri ve çektirdikleri şutların kalitesi ise eşit. Belirttiğimiz gibi iki takımın birbirine zıt hedeflerle çıkacağı bu karşılaşma doğrudan ve dolaylı sonuçlarıyla haftanın belki de en kritik 4 maçından biri. Cumartesi akşamı ekran başında olmak için yeterince sebebimiz var. Yine can derdinde bir takım Çaykur Rizespor karşısından yenilgiyle ayrılıp ikinciliği Fenerbahçe'ye kaptıran İttifak Holding Konyaspor, lidere 2 puan kaybettiren Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Gaziantep Futbol Kulübü, ligin 41 puanlı 5 takımından biri olarak matematiksel olarak düşme tehdidinden kurtulabilmiş değil, ancak ligde kalmayı garantilemek için ligin kalanında çok fazla puan toplaması gerekiyor gibi de gözükmemesiyle hedefini biraz olsun kaybetmiş az sayıda takımdan biri gibi duruyor. İttifak Holding Konyaspor ise ikinciliği geri almak için Fenerbahçe'nin puan kaybını ve kendi maçından galip ayrılmayı umuyor. İlk tablomuzdaki sayılar ve sıralamalarda İttifak Holding Konyaspor tarafında dikkat çeken tek şey hemen tüm kalemlerde orta sıraların az üstünde yer almaları. Orta istatistikleri bunun tek istisnası. Ligin en çok orta deneyen 4., en çok isabetli orta yapan 3. takımı Konya temsilcisi. Aynı sayıların Gaziantep Futbol Kulübü tarafına bakınca onlarda da orta alt sıraları görüyoruz. Defansif aksiyon tablomuzda ligin en çok pas arası yapan 3. takımı Yeşil Beyazlılar. Palut'un öğrencilerinin oyun planındaki en belirgin şeylerden biri ise ön alan baskısının o plan içinde olmaması. Ligin bu alandaki lideri Fenerbahçe'nin maç başına 9,3 kez yaptığı şeyi İttifak Holding Konyaspor 5,3 kez yapıyor. Yani neredeyse yarı yarıya bir durum var. Erol Bulut'un öğrencileri ise maç başına onun üzerindeki top kapma ortalamalarıyla ligin ikincisi. Pas dizilimleri ve bunun üzerinden yorumlamaya çalıştığımız oyun tarzı tablomuzda iki takımın da tarzları ne pasa dayalı ne direkt oyuna dayalı olarak öne çıkıyor. İttifak Holding Konyaspor'un direkt hücumdaki beşinciliği bir üstlerde olma durumu oluştursa da deste hücum direkt hücum oranındaki 0,89 ve onun getirdiği dokuzunculuk belirgin bir tercih olmadığı anlamına geliyor. Önde basmayan Konya temsilcisinin ligin akan oyun dizisi en derinde başlayan 3. takımı olması da şaşırtıcı değil. Gaziantep Futbol Kulübü'nün ise durumunda öne çıkan şeylerden biri oyunu rakibine göre daha önde başlatıyor olmaları. İttifak Holding Konyaspor'da ligdeki penaltısız golü gol beklentisinden yüksek 5 takımdan biri. Kendi şutlarının XG ortalaması istenen ortalama olan 0,11'in altında ancak kendi kalelerinde rakiplere tanıdıkları şut imkanı da en düşük 3. takım. Gaziantep Futbol Kulübü'nün beklentinin 8 gol altında olması onları da beklentinin en çok altında kalan 5. takım yapıyor. Çektikleri şutların kalitesi de çektirdiklerinin kalitesinden düşük. Bu da artık bir sonraki sezon için bir gelişim alanı olarak görülebilir. Maçın kritikliğini daha fazla anlatmamıza gerek yok. Zirveyi ilgilendiren 3 maçın en son oynanacağı olan bu maçta, önceki 2 maçın sonucuna bağlı olarak herkesin gözü bu karşılaşmada olabilecek.